E-arşiv fatura uygulamasına geçersek, e-fatura kullanıcısı olmayabilirsiniz ama hepiniz e-arşiv faturayla en kötü GSM operatörleri üzerinden tanışmış durumdasınız. E-arşiv fatura benim hayalimdi, ben her yerde onu söylüyorum. Ben işte bir ürün aldığımda garanti belgesi için onun faturasını kağıt ortamda saklayabilen bir insan değilim. E-arşiv fatura uygulamasını hayata geçirmeyi bekledim ki kendime televizyon alayım diye. Çok samimi söylüyorum. Al, geçirdim. Gittim televizyonu aldım. Kağıt çıktı verecekler. Dedim kağıt çıktı istemiyorum. Mail atın. Ya dediler siz nereden biliyorsunuz? Ben dedim 2 yıldır bunun için bekliyorum. Şu anda öyle bir sıkıntım yok. Mailimde duruyor. Faturam kayboldu gibi derdim yok. Kağıt ortamında saklama gibi bir derdim yok. Beraberinde farklı kolaylıklar da getiriyor. İşte Air Saliye yaptık ama 433'te yaptığımız düzenlemeyi ortadan kaldırmadık. İşte malın teslim anında düzenlenen, düzenleme tarihi yanına düzenleme zamanda saat ve dakika olarak belirtildiği sürece hala e-faturada, e-arşiv faturada da kağıt çıktı irsaliye yerine geçiyor. Yani her durumda irsaliye düzenlemek zorunda değilsiniz. Burada e-irsaliyede dikkat e-arşivde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri belgenin ne şekilde muhafaza edileceği. Diyoruz ki belgenin düzenleyicisi zaten bu belgeyi elektronik ortamda oluşturuyor, imzalıyor. Alıcısının talebine göre elektronik ortamda ya da kağıt ortamda teslim ediyor. Bu durumda düzenleyiciye diyoruz ki sen her koşulda elektronik ortamda saklayacaksın. Alıcıya da diyoruz ki sana hangi şekilde iletildiyse o şekilde saklayacaksın. Yani ben e-arşiv faturanın kağıt çıktısını istediysem kağıt saklamak zorundayım. Elektronik ortamda iletilmişse kağıt çıktısını alıp saklamayacağım, elektronik ortamda saklayacağım. Zaten e-arşiv faturaların üzerine bakarsanız iletim şekli de kağıt ya da elektronik diye yazar. Bu da aslında alıcısının nezdinde ne şekilde saklanması gerektiğini gösterir. İstisnaları konuştuk aslında. E-fatura uygulamasına kayıtlılar, e-arşiv uygulamasına da kayıtlılar artık yakın zaman itibariyle. Bunların istisnai durumlar haricinde kağıt fatura düzenleme imkanları yok. Bu istisnai durumlar nedir? Mücbir sebep halleri olabilir. Kendi bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen sıkıntı olabilir. Bir özel entegratörden hizmet alıyorsa onun sisteminde yaşanan bir sorun olabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yaşanan bir sorun olabilir. İhracat faturasını konuşursak Ticaret Bakanlığı sistemlerinde yaşanan bir sorun olabilir. Evet biz e-belge uygulamalarını getirdik, zorunluluk getirdik ama bu gibi teknik sorunlardan kaynaklı olarak yaşanabilecek aksaklıkların da mükelleflerimizin ticari hayatını aksatmasını istemedik. O yüzden de tebliğlerimizde de dedik ki yeterli miktarda kağıt faturada her ihtimale karşı bulundur. Tabii bu imkandan yararlanmak için bu durumu tevsik etmek gerekir. Bazen karşılaşıyoruz. Diyor ki işte bizim mahallede kazı oldu. İnternet gitti, elektrik gitti. Tamam gidebilir. Kağıt fatura düzenleyebilirsin ama hizmet sağlayıcından da o gün o saatler arasında kesinti olduğuna dair bir yazı, bir rapor al, elinde bulunsun. Çünkü 2 gün sonra vergi dairesi soracak. Kadvira'da yakalayacak. Diyecek ki sen e-faturadasın, düzenleyen de e-faturada, alıcı da e-faturada. Niye kağıt fatura aldın ya da kestin? Orada çıkartıp bak o tarihte benim bölgemde elektrik kesintisi vardı, işte internet kesintisi vardı deyip durumu ortaya koyabilmesi gerekiyor. İsteğe bağlı olarak e-arşiv uygulamasına geçen, e-faturaya geçenlere 1/1/2020 itibariyle e-arşive de geçme zorunluluğu getirdik. Bundan sonraki süreçte de ister isteğe bağlı olsun, ister zorunluluk kapsamında olsun e-fatura uygulamasına geçen herkes e-arşive de geçecek. Bu işletmeler açısından da aslında büyük bir kolaylık. Çünkü birçok şeyde e-arşive öncesinde ya da geçiş öncesinde şöyle bir durumla karşılaşıyordu. Ya biz işte DAT Matrix yazıcı kullanıyoruz matbu evrakları basmak için. İşte e-faturanın çıktısını alacaksak lazer lazım. Ya da e-arşive geçersek bu lazım. İşte ben e-fatura e-arşiv için farklı bir sistem kuracağım. İşte kağıt için farklı bir sistem kuracağım ki çok ilginçtir. Vakti zamanında bir kamu kuruluşumuz bizden bir özel izin aldı. Dedi ki ben hiçbir şekilde e-fatura ya da e-arşiv fatura almayacağım. Almamam gerekiyor şu 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 gerekçelerle.
Tamam dedik. GSM operatörlerine gönderdik. Hepsi şunu verdi. Biz kesinlikle kağıt fatura düzenleyemeyiz. Sistemlerimiz buna uygun değil. Ona da farklı istisnalar sağladık. Yani bu uygulamaya geçenin günün sonunda tüm belgeleri elektronik olacak. Elektronik ortamda saklayacak. Sizlere de aslında muhasebeleştirmeniz için elektronik ortamda gönderiyor olacak ki geçen sene, daha doğrusu bu senenin başlarındaydı sanırım, bir hizmet de sunduk aslında interaktif üzerinden. Adıma düzenlenen e-arşiv fatura sorgulama, e-fatura sorgulama ki burada muhasebe süreçlerinde mükellefiniz size tüm faturaları ibraz etti, etmedi noktasında sıkıntı yaşanmasın, eksiklik oluşmasın. Tabii şöyle taleplerle de geldiler. Ben orada düzenlenen faturayı görüyorum ama alamıyorum. Çünkü ben de almıyorum, size veremiyorum o yüzden. E-arşiv fatura malum bana gelen bir belge olmadığı için şu anda sizlerle de paylaşamıyorum. Ama bu 5.000 ve 30.000 mevzusuyla ilgili olarak interaktif vergi dairesinden mükellef de sizler de o faturaları dilediğiniz zaman indirebilir, görüntüleyebilir olacaksınız. Bununla ilgili de bir dipnot ekleyeyim. Bizim biliyorsunuz e-fatura portalımızda ya da tüm portallerimizde 6 ay içinde, 6 ay sonunda biz bu faturaları sileriz diyoruz. O yüzden mutlaka indirin, yedekleyin diyoruz. Bu uygulamada öyle bir düzenlememiz yok. Tabii şöyle bir istatistik de paylaşayım sizinle. 5.000, 30.000 dediğiniz zaman ya da 5.000 dediğiniz zaman 2018 yılında ne kadar faturayla muhatap olduk dersek yaklaşık 2,5 milyon adet fatura var. Hesapladık, mükellef başına ortalama 2 fatura gibi bir şey düşüyor. Yani çok aslında zannettiğiniz kadar sık ve yoğun kullanılan bir uygulama olmayacak. Sizi de çok fazla yormayacak. E-arşivin kapsamını konuştuk. Sadece şurada son paragrafı bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Tebliğ ile ilgili en büyük sorulardan biri de şu. Tamam, 5.000 lira çok güzel. Gün içinde ben parça parça düzenlersem 5.000 lirayı açtıktan sonra mı e-fatura olacak? Yoksa tamamını mı e-arşiv fatura olarak düzenleyeceğim? Tebliğdeki ifade şu. Faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi. Yani 2.000'i düzenlediniz, 2.000'i düzenlediniz. Üzerine bir 2.000 daha düzenlediniz. 6.000'e ulaştı, 5.000'i aştı. 6.000'in tamamı e-arşiv fatura olacak. Sadece aşan kısım değil. Burada da aynı gün içinde aynı kişiye düzenlenen faturalarda bu sınırlara bakılıyor olacak. Çünkü şöyle sorular da geliyor. Biz işte A kamu kurumuna haftada 5.000 lira kesiyoruz. Hani 2.000, 3.000, 1.000 şeklinde. Bir haftada 5.000 aşıyoruz. O bizi ilgilendirmiyor. Biz aynı gün içindeki 5.000 lira yaşayan işlemlere dikkat ediyoruz. İnternet satışları, bu da önemli bir konu. Dediğim gibi artık e-ticaret yapana yönelik doğrudan bir zorunluluğumuz yok. Esas olan 5 milyon ciro devamında bunlara aracılık eden. Biz 433 nolu tebliği çıkartırken şöyle bir ifadeye yer verdik. Dedik ki e-ticaret yapıyorsan, bu bir ürünü elektronik ticaret kapsamında satıyorsan, bunun faturasını mutlaka elektronik ortamda ilet. Faturanın kağıt çıktısında malla beraber gönder. Evet, çok güzel kurgu. İrsaliyeden de kurtardık ama bir noktayı atladık. Ben eşime hediye aldım. Yanında da faturanın örneğini gönderdim gözüne sokmak için. Bak sana için bunu aldım, bu kadar para verdim gibi. Bu yanlıştan duyurular yoluyla ilk etapta döndük. Şimdi 509 nolu tebliğle dedi ki e-arşiv faturanın kağıt çıktısını verebilirsin. ÖKC'den fatura bilgi fişini alıp verebilirsin ya da istersen sevk irsaliyesi düzenleyebilir, onunla beraber gönderebilirsin.